Şimdi Terry Eagleton'ın kültür programında hatırlarsınız. Orada aslında söylediği şeyle şu andaki durum bu şeyin Donatella Della Porta'nın söylediği durum çok uyuşuyor. Diyor ki ya diyor LGBT haklarıyla ilgili, kadın haklarıyla ilgili. Onun dışında yine kültürel olarak ezilmiş sınıfların haklarıyla ilgili. Bu çok önemli gelişmeler diyor bunlar. Evet. Bunların diyor çok büyük kazanımlar var ve gerçekten şu anda da Amerika'daki protestolarda olurken şunu söylemek lazım. Siyahilerin protestoları zaten yani 2 jenerasyon, 3 jenerasyon önce köle olduklarını bildiğimiz ve aşırı şekilde yozlaşmış bir şekilde ırkçılığa tabi hala tutulan bir şeyden bahsediyoruz. O çok farklı bir savaşın boyutu var bunun Amerika'da. Bunlar çok büyük kazanımlar. Ama bu kazanımların yanında diyor şu oldu diyor. Piyasalar buna uyandı diyor. Neoliberalizm buna uyandı diyor. Ve neoliberalizm şunu yapmaya başladı diyor. Aslında 90'lardan sonra iki kutuplu dünyanın çökmesiyle de bu çok paraleldir. Biraz da bilinçli yapılan bir şeydir. Mesela kadın hakları mı? Bunu en iyi özel şirketler, yani en büyük özel şirketler, en iyi diyorum. Bu özel şirketler reklamlarında kullandılar. Kadınları reklamlarda kullandılar ve kadın hakları ile ilgili öne çıktılar. İşte LGBT hakları mı? Başka biri bunu kullandı. İşte başka bir şey mi? Ama bu yapılırken şu oldu. Gelir adaletsizliği o kadar arttı ki bu kültürel protestolar bir kamuflaj oldu. Aslında demin de söylediğim işte Richard Sennett'in o karakter aşınmasındaki bir ideolojiye, bir işe bile, bir kuruma bile tutunamamak zaten o protestoları, o tepkileri zaten dağıttı. Ve neoliberalizm diyor işte, Della Porta'nın makalesinde böyle zemin kazandı diyor. Ve biz diyor ancak bunu fark edip diyor, o senin de demin söylediğin gibi olan şeylerin analizini yaparak kamusal olarak daha vefa devletine tekrardan dönüş hedefleyen ve küreselleşmeden sonra kaynaklanan azınlıkların da sınıfsal bir bilince oturtulup asıl küresel sisteme karşı çıkmadığımız sürece, bu bana André Gide'in ABİM diye bir teorisi vardır, onu hatırlatıyor. Bu kim bu işle ilgili şey yapıyorsa, sistemde en tepede oturuyorsa oraya da protestonu götürmek zorundasın. Yoksa sistem çok iyi kamuflajlarla senin aslında tepkinin, öfkenin yönelmesi gereken yeri çarpıtabiliyor. Tabii ki bu kültürel hakların hepsini tekrarlıyorum. Çok önemli kazançlar. Bunları sonuna kadar savunmamız gerekir. İşte kadın haklarının süreçleri, LGBT haklarının hatta en önemli kazançlarımız bu dönemde bunlarken. Bunun yanında sınıfsal ve hiyerarşik sisteme hiçbir şey yok, tepki yok. Ve bu da o zaman solun güçsüz olmasını diyor Della Porta yol açıyor. O zaman da bu güvencesiz kendilerini gözüken ve sistemden yine en büyük kazığı yiyen insanlar mecburi olarak bu öfkelerini tutunabilecekleri başka partilere yönlendiriyorlar diyor.